Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Aygün Hanım merhabalar, Şenol Bey. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, sizler? Nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Yine güzel bir gün. Top dolu, neşeli, keyifli bir gün olur inşallah. Sizin de zaten evet. Kesinlikle böyle oluyor. Yani inanılmaz güzel bir enerjiniz var. O kadar çok arayanım oluyor ki sizdeki oturumlardan sonra Nihat Hoca gerçekten de öyle. İnanılmaz pozitifsiniz. Evet. Bugün neler merak ediyorsunuz, neler konuşalım? Bugün lazer epilasyonla ilgili her şeyi merak ediyoruz. Bugün lazerli epilasyon. Çünkü epilasyonun da çeşit evet. Şeyi var. Sonuçta yani traksiyon çekmeye bağlı epilasyondan tutun da iğneli epilasyonlar var. Son teknoloji artık ışık kaynağıyla kıl köklerini yok etme yöntemine biz lazerli epilasyon diyoruz. Ama lazerli olması için ışık kaynağının tek dalga boyu olması gerekiyor. Bunun için de üretilmiş kıl kökünü çok daha iyi görebilen 755 nanometre ya da 610 nanometre gibi diyot lazer, alexandrite dediğimiz bir dalga boyu olan yine 755 nanometre lazer gibi değişik 1064 nanometre endiak lazer gibi dalga boyları var. Bir de bunun yanında normal IPL dediğimiz karışık ışık kaynakları var. Aynı bir sürü dalga boyunu bir arada veren. Şimdi çok karışık oldu. Şimdi ben evde otursaydım, çayı da demlemiş evet. olsaydım, ekmeğe de şöyle peynir sürüyor, yağ sürüyor iken olsaydım derdim ki bu doktor ne anlatıyor? Sağlıkçı olmasaydım, doktor olmadım. Bu adam ne anlatıyor? Neden şey? Efendim şunu anlatıyorum ben. Kıl köklerini yok edebilmek için biz ışık kaynağı kullanıyoruz. Bu ışık kaynağının da çeşit dalga boylarına göre, dalga boyu ne işe yarar? Dalga boyu bir işte kılı mı yok edeceksin, damarı mı yok edeceksin, lekeyi mi yok edeceksin? Buna göre dalga boyu seçmek gerekiyor. Nasıl böyle düz çizgili bir vidayı değil mi? Düz tornavidayla açarsın, yıldız tornavidayla da yıldız vidayı açar. Herkesin birbirine uygun bir anahtarı kilidi olması gerekiyor. Bunun için de değişik dalga boylarında değişik lazerler bulundurmak gerekiyor kliniklerimizde. Neden? Çünkü bazen lekeyi yok etmek istiyoruz. 1927 nanometre dediğimiz tülyum lazer. Bazen kılı yok etmek istiyoruz. 755 nanometre alexandrite lazer. Bazen efendim onlar yetmiyor, sarı tüyleri veya yüzdeki o ince tüyler dediğimiz tüyleri yok etmemiz gerekiyor. İşte 610 nanometre mesela diyot lazer gibi. Şimdi nerede ne lazer kullanacağını iyi bilmek gerekiyor. Eğer ki kıl yapınız, eğer ki damar yapınız lazerle halledilebilecek bir probleminiz var ama siz biraz zorsunuz. Yani her gittiğiniz yerde size iyi hizmet veremeyebilirler. Her gittiğiniz yerde size uygun lazeri bulamayabilirsiniz. Eğer ki öyle bir zor bir kişiyseniz o zaman cihaz parkurunun çok çok iyi olduğu bir yere gideceksiniz ki size uygun lazeri seçsin doktor. Doğru. Yoksa elinde ne varsa her gelene gidene onu satmaya çalışır. Çünkü doğru mu? Her cilt tipine her cihaz her olmuyor. Cilt tipine ayrı bir cihaz var. Onun için lazer epilasyondan bahsederken lazer epilasyonda uygun dalga boyunu ve cihazı yakaladıktan sonra kılı nasıl yok ediyor? Bir de size onu anlatayım. Kıl niye yok olur? Kıl şöyle yok olur. Bir ışık kaynağı gönderiyorsunuz. Işık yani bu elektrikle lazer ışık üretiyor. Bu ışığı fiber kablolar, lensler, mercekler içerisinden geçiriyorsunuz, odaklıyorsunuz. Şuradaki diyelim ki şuradaki kılı yok etmek istiyorum. Tabii ne yapmak lazım önce? Buradaki kılı kısaltmak lazım. Neden? Çünkü kıl uzun olursa verdiğim enerji kılın gövdesi tarafından emilir, köküne gitmeye enerji kalmaz. Onun için çok azıcık bizim bir enerjimizi bu kıl kısaltıldıktan sonra gördüğü an direkt köküne ulaştırır. Köke kadar ki içinde melanin pigmenti olduğu için ışığı emer. Hani kışın ne yaparız? Siyah giyeriz daha çok. Yazın daha çok beyaz giyeriz. Niye? Beyaz ışığı yansıtır, siyah ışığı emer. O zaman ne yapıyoruz? Siyah ışığı emermiş. Kıllar hangi renk? Siyah. Sarı olursa ne olur? Geri verir. Işık kılı görmez. Görmez, bir işe yaramaz. Siyah olursa görür.
Peki. Sonra birazdan bir şeyim var, hikayem var, anlatacağım. Kuaförüm biri de zamanında bundan yıllar önce şey yapıyor işte, o zaman herkes lazer epilasyon alıyor falan. Bu da şimdi kıllara falan atıyor, siyahları görüyor. Tamam diyor, cihazımız güzel. Ama diyor sarılar diyor, ona da bir ayrı makine almak lazım. Bu diyor ki Allah Allah, ya yeni makine alacağız ya da sarı tüyleri siyaha boyayacağız. Bu da oturuyor, alıyor eline şeyi, saç boyasını, bütün kılların hepsini siyaha boyuyor, lazeri bir atıyor, her taraf yanıyor tabii, deri de boyanıyor. Tamam mı? Şimdi onu anlatmışlardı bana, böyle oturmuştum, gülmüştüm ama mantık olarak doğru. Mantık olarak doğru, niye olmadı? Kılın içini boyayamadın sen. Tabii, kök sarı olduğu için. Onun emmesi için kılın içinin de siyah olması gerekiyor. Kuaför bunu düşünememiş. Onun için bütün her tarafı yanık yapmış. O aklıma geldi şimdi. Neyse, gelelim konu, şey yapalım, toparlayalım. Kıl ışığı, lazer ışığını, kendi dalga boyundaki lazer ışığını aldığı zaman köküne kadar götürür. Köke gittiği zaman ısınmış kök çevresindeki onu besleyen kılcal damarlar yanar, koagüle olur. O zaman bundan sonra artık o kıl kökü beslenemeyecektir. Gövdeyi de atar, kökü de kurur çünkü artık beslenme kaynağı bitti. Yani onu besleyen kılcal damarları biz aslında şey yapıyoruz, yok ediyoruz. Ne oluyor? Bir daha oradan kıl çıkamıyor. İşte kalıcı lazer epilasyon buna diyoruz. Evet. Peki hocam, bu lazer epilasyonun kıl dönmesi dediğimiz batık gibi sorunlarda kurtulmak için kullanılabiliyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Özellikle sakral bölgede üzerine oturmaya bağlı kıllar bazen şey yapar, sivilce şeklinde çıkar ve ters döner, geriye döner. Buna kıl dönmesi denir. Ve İşte çok ciddi cerrahi ameliyatlar olur, aylarca bunun ameliyat iyileşmesi sürer, şey hakikaten zor bir iştir. Eğer böyle bir problemimiz varsa, kıl dönmesi ya da batığı varsa, orayı hemen hiç uğraşmayın, iğneyle, iplikle onu oradan çıkartacağım, ameliyat edeceğim. Lazer epilasyon, tek seans bile yaptırsanız kurtulursunuz. Hele birkaç, 4 seans ya da 8 seans genelde yapılıyor. Bu seans aralıkları işte 2-3 ayda bir oluyor. Aslında size bağlı. Sizin kıllarınız hangi sıklıkta çıkıyorsa seans aralığı o olması lazım. Yani kişiye özel olması lazım seansların da, lazer tedavilerinin de. Mesela siz esmersiniz, efendim siz sarışınsınız, tüyleriniz aynı renk olmayacak. Daha esmer, daha siyah, daha ve daha sarı olacaktır. O zaman oraya Alexandrite, buraya diyot lazer, yani buz lazer yapmak lazım. Buna göre oranlamak gerekiyor. Herkese, kişiye özel, ne dedik, kişiye özel tedavi olması lazım. Hep kişiye özel tedavileri anlatıyoruz. Kişiye özel mezoterapi, kişiye özel lazer epilasyon. Çünkü kimse standart değil. Evet. Hocam, seyircilerimizden gelen çok yoğun bir soruyu sormak istiyorum. Lazere kaç yaşta başlayabiliyoruz? Lazer epilasyon yani 16 yaşından itibaren başlanılabilir. 16 ile 18 yaş arasında tabii ki ebeveyninin taahhütnamesi gerekecek. Yani izin vermesi gerekecek. Tabii ki 18 yaşından sonra, neden diyoruz 16'dan sonra? Çünkü 16 yaşına kadar olan dönemde tüylenme, kıllanma, ergen 12, 13, 14 yaşlarında tüylenme ve kıllanma gelişiyor ya erkek yakında. Evet. Daha tam kendini tamamlamamış oluyor. Nereden kıl çıkacağını, çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama bazı vakalarda doktor ve psikolog ya da psikiyatrist tavsiyesiyle daha erken yaşlarda da başlanabilir. Ama o yaşlarda başladığınız, kalıcı olarak lazer epilasyondan sonuç alamazsınız. Çünkü gelişimini tamamlamamış kıl kökleri ışığı yeterince absorbe etmeyecektir. Daha sarı tüylü, sarı tüy halinde olduğu için. Ama çocuğun psikoloğum, diyelim ki işte kız çocuğu yanaklarında çıkmış sakal gibi, olabilir bazen hormonal bozukluklarda, işte yumurtalık kisti olabilir, polikistik over deriz, ya da böbrek üstü bezi gibi rahatsızlıklarında, kız çocuklarında da testosteron artışına bağlı kıllanma artabilir. Bu tür durumlarda oturup da 18 yaşını beklememek lazım. Daha erken yaşlarda kalıcı olmasa bile en azından çocuğun psikolojisini rahatlatmak için yapılabilir. Çok güzel. Hocam, lazer epilasyonla tamamıyla tüylerden kurtulmak mümkün mü, yoksa yani avucunuzun içi gibi olmayacaktır hiçbir zaman için. O dedi ki az önce, siyah tüyler, hı-hı, lazer ışığını emer, köküne kadar götürür ve onu besleyen kılcal damarları koagüle eder, yakar. Böylece biz epilasyon oluruz. Tüyünüz sarıysa,
ya da grimtraksa tam siyah değilse evet. O ışını emmez. Emmediği için o tüyler dökülmez. Siyah tüyleriniz gider, sarı tüyleriniz veya gri tüyleriniz kalır. Yani hiçbir zaman avucunuzun içi gibi olmaz. Bir %5, %10 yine kalır. Ama zaten siyah olmayan tüylerden de kurtulmaya çalışmak delilik. Şu ana kadar daha onun pek bir çaresi bulunabilmiş değil dünya genelinde. Yani tıp ben şu an daha onu bir tamamen tüysüzleştirme. Onlarda geçici yöntemler var biliyorsunuz. Karınca yağı sürenler vardır. Biliyorsunuz karınca yağı gibi bir şey var. Sürersiniz. Evet duymuştuk onu. Bütün hepsini tüylerin döker ama sonra geri çıkar. Geri çıkar. Geri çıkar. Ama lazer epilasyonda öyle değil. Lazer epilasyonda gitti mi tekrar geri gelir mi? Ben yıllar içerisinde yaklaşık 20 yıldır lazer epilasyon yapıyorum. Herhalde tam bilmiyorum ama sayısını 30 tane falan da lazer makinem var. Yıllardır yapıyorum. Benim tecrübem şöyle. Lazer epilasyon evet 4 seans bazı kişilerde ben bir seansta tamamen tüylerin bir daha ebediyen gittiğini bir daha hiç çıkmadığı hasta gördüm. Bir yani seans ama 20 seansını da gördüm. 20 seans geleni de gördüm. Peki ortalama, aradaki fark nedir ortalama hocam? Ortalama 8-10 seans kişinin kıl tipi. Kişinin kıllanma yüksekliği. Evet, yani kişiye dedim ya hep kişiye özel. Kişiye özel. Evet. Kişiye özel olması lazım tedavinin lazer epilasyonunda da. Genelde 8 seans yeterli geliyor. 8 seanstan sonra işte 6 ayda bir, yılda bir şey yapmak, rapel yani tekrar doz yapmak gerekiyor. Mesela ben boynumu bundan 15 yıl önce falan 2-3 seans, belki de 4 seans boyun ense yaptırmıştım. Son 5 yıldır hiç lazer yaptırmadım. Ufak ufak gene çıkmaya başladılar. Demek ki bir, yani 2 yılda bir, 3 yılda bir, 5 yılda bir rapel yani tekrar dozu istiyor. Çünkü o daha önceden sarı olan tüylerim gün geldi, kalınlaştı, ondan sonra gürbüzleşti ve siyah oldu. Önceden bu lazer bunları görmemişti. Lazerlik o zaman oldu. Bunlar sarıydı. Şimdi bunlar siyah oldu. O zaman ne yapmak lazım? Ara ara kür yapmak gerekiyor. Ara ara. Yani 8 seans yoğun gittiniz. Böyle 2-3 ayda bir dandan 1-2 sene lazere gittiniz. Ben de ondan sonra hocam. Da 2-3 yılda bir ara ara bir hani şöyle bir toparlama, rutuş diyorlar ona. Rutuş yapmak lazım. Uygulamada böyle kadın erkek farkı oluyor mu hocam? Uygulamada kadın erkek farkı şöyle. Lazer epilasyonda genelde erkekler sakal üstü, boyun, ense, işte göğüs, kol, sırt yaptırırken bayanlar daha çok üç bölge, kol altı, genital ve bacak epilasyonuna çok gelirler. Aradaki fark bu ama erkeklerin kıllarının bitmesi daha uzun sürer. Öyle mi? Yani bayanlar mesela 4-8 seansken erkekler daha 8-12 seans falan gibi onlardan 1/3 belki de yarı yarıya daha fazla epilasyon yaptırmak durumundalar. Bir de şöyle oluyor ülkemizde beyaz tenli ve siyah tüylü kişilerde lazer epilasyon çok daha iyi sonuç verir. Etkili oldu. Eğer ki cildiniz bronzsa, esmerse solaryuma girdiniz ya da tadilden geldiniz. O zaman lazer epilasyon yaptırmazdan önce 2-3 ay bekleyin. Neden? Evet, cildinizin rengi açılsın. Çünkü cildiniz de o kadar koyu renkli ise, kıllarınız da koyu renkli ya da işte sarımtırak, o zaman cildiniz yanar. Çünkü o tüyü görebilmek için jülünü artıracak, gücünü artıracak operatör cihazın. Onu artırınca, evet tamam ha kılı yaktı. Kılı yaktı ama o kılın altında ne var? Deri var. Deriyi de yakmamak lazım. Kılı yakacaksın, deriyi yakmayacaksın. İşte püf nokta burası. Sıkıntı burada başlıyor. O zaman ne yapmak lazım? Derinin beyaz ve tüyün de siyah olduğu bölgelere lazer yapmak gerekiyor. Gerçekten yine evet. Çok güzel bilgilerle geldiniz. Bunlar Püf Doktor'dan 20 yılda topladığım dataları şu an halk dilinde anlatımı. Evet. Çok teşekkür ederiz güzel bilgiler için. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de Sağlık'ta Doktor Nihat Dik'le beraberdik. Bizden ayrılmayın.